أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri malımızın ve evladımızın dünya hayatının süsü olduğunu beyan ediyor Kehf suresinde. Demek ki şu dünya hayatında iki şey bizim önemli hayatımızın süsüdür. Birisi malımız, birisi de evladımız. Mal elbette mutlak olarak süs değildir. Evlat da mutlak olarak süs değildir. Eğer evlat hayırlı evlat olursa hayatın süsü olur. Evlat hayırsız olursa hayatın zehiri olur. Hayırlı evlat baldan tatlıdır. Hayırsız evlat zehirden daha zehirdir. Aynı şekilde bazen mal insanın başına bela olur. Hayatını kaybetmeye sebep olur, strese, sıkıntıya, bunalıma sebep olur. Ama maldır insanın, yani para ve maldır insanın ihtiyacını gideren, ayakkabı ihtiyacın, elbise ihtiyacın, gıda ihtiyacın, mesken ihtiyacın, evlenme ihtiyacın vesaire, havaici asliye dediğimiz, insan bu ihtiyaçlarını mal ile gidermiş oluyor. Bu da hayatın süsü olmuş oluyor. Bu bakımdan iki şey hayatımızın süsüdür. Önemli süsüdür. Birisi mal, birisi evlattır. Malın nasıl kazanılıp nasıl harcanması gerektiği konusunda Rabbimizin kuralları var, kriterleri var. Ne diyoruz? Helal ve haram. Buna dikkat etmek lazım kazançta. Bu çok önemli. İnsanlar helal ve harama dikkat etmezlerse sadece kendileri kaybeder. Maldaki helal ve haram konusunda şunu paylaşmak isterim sizinle. Size sorsam, desem ki domuz eti yer misiniz? Hocam ne biçim soru? Haramdır. Tamam. Peki o zaman başka bir soru soracağım. Bu konuda ben ne düşünüyorsam siz de aynı düşünüyorsunuz. Domuz etine karşı benim ne kadar nefretim varsa sizin de o kadar nefretiniz var. Bunda en ufak bir şüphem yok. Ben soruyorum size, domuz etiyle dana eti arasındaki fark ne?
Yer bir parça domuz eti kesseler, tabağa koysalar. Bir parça da dana eti koysalar. Baktığın zaman dana etiyle domuz eti arasında ne fark var ki? Başka bir ifadeyle, Allah Celle Celaluhu domuz etini haram kılmasaydı, Allah, o zaman biz aynen dana etini yediğimiz gibi Muhammedin Nabiyil Ummi ve ala aynen dana etini yediğimiz gibi domuz etini de koyun etini yediğimiz gibi domuz etini de yerdik. Bütün Avrupa yiyor. Bütün gavurlar yiyor. Eğer arada görünüşte bir fark olsaydı yemezlerdi. Biz niye domuz etini dana etinden ayırıyoruz? Diyoruz ki dana eti helaldir, domuz eti haramdır. Demek ki helal ile haram arasındaki farkı dana eti ile domuz eti arasındaki fark gibi görmek lazım. Niye domuz etine meyletmiyoruz? Haramdır diye. Pistir, necistir. Peki, o zaman bakınca iki et arasında fark gözükmediği halde sadece birisi helal, birisi haram olması birisine karşı iştahımızı artırırken öbürüne karşı nefret etmemizi artırıyor. Birisi 10 ton bize domuz eti verse alır mıyız? Almayız. Ya 10 ton et olur mu? Almayız. Domuz eti olmaz. O zaman kıymetli dostlar, şurasını konuşalım. Paranın helali dana eti gibidir. Haramı da domuz eti gibidir. Paranın haramından nasıl kaçmak lazım? Domuz etinden kaçar gibi kaçmak lazım. Kıymetli dostlar, bugün biz Müslümanlarda, Cuma'ya gelen insanlarda, Allah ve Resulüne inanan insanlarda, domuz etinden nefret eder gibi haramlardan nefret etme duygusu gerçekleşmedikçe Rabbimizden beklediğimiz yardımı alamayız. Şöyle bir soru sorsam size, desem ki domuz eti mi daha haram, faiz ve kredi mi daha haram? Cevapta ihtilafa düşebilirsiniz ama ben söyleyeyim cevabını. Allah Celle Celaluhu faizle ilgili Kur'an-ı Kerim'de yaptığı tehdidi domuz etiyle ilgili yapmamıştır. Faize ve krediye bulaşan insanların Allah'a ve Resulüne savaş ilan ettiklerini haber veriyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bundan dolayıdır ki bir insan domuz etinden kaçar gibi faizden kaçması lazım. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde aynı zamanda faizin Allah'a ve Resulüne savaş ilanı olduğunu beyanın ötesinde يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ diyor. Kullarım, faiz esasına dayanan servetinizi yok ederim. Bereketini yok ederim, tepe takla yuvarlarım sizi. Zekat esasına dayanırsa, sadaka esasına dayanırsa servetiniz bereketlendiririm, artırırım diyor. Şimdi kıymetli dostlar, bir insan haramı ve helali bildiği halde faizin domuz etinden daha çirkin bir haram olduğunu, Allah'a ve Resulüne harp ilan etmek olduğunu bildiği halde adına ne koyarsa koysun, paravan olarak ne kullanırsa kullansın, banka faizlerine bulaşan, kredilere bulaşan insan, servetinin içerisine domuz eti katmış, dana etiyle domuz etini karıştırmış, ondan yemek yapan insan gibidir. Sizin mutfaktaki aşçınız
dana etiyle domuz etini karıştırarak size bir menü yapsa yer misiniz? Yemezsiniz. Niçin yemezsiniz? Çünkü bunda domuz eti de var. Öyleyse bir Müslüman insan domuz etinden daha çirkin ve daha haram olan faize bulaşırsa, servetine böyle bir şeyi karıştırırsa ve inandığı Allah'ın inandığı kitabında ben faizi yok ederim, faiz de olan alışverişi yok ederim, tepe takla yuvarlarım dediğini bildiği halde, adına ne derse desin, nasıl bir güvence kendisine görürse görsün, krediye bulaşan, faize bulaşan insanlar, aynen biraz önce ifade ettiğim gibi, dana etiyle domuz etini karıştırarak menü yemeğe sunan aşçı gibi veya insan gibidir. Nasıl ki domuz etiyle dana eti karıştırılarak yapılan yemek yenmezse, bunda bereket olmazsa, buna bizim iştahımız coşmazsa, o da böyledir. Ben, konumuz burası değildir, derse giriş yaparken bu ifadeleri kullandım. Bugün camiye gelecek olan insanlardan, cemaatten, memur, işçi, bilhassa ticaretle uğraşıp da faize bulaşmayan çok azdır. Faize bulaşmayan, krediye bulaşmayan çok azdır. Faiz kimseyi abat etmemiştir. Kredi kimseyi abat etmemiştir. Allah'a inanmak lazım ya. Allah'a inanmak lazım. Hocam inanıyoruz. Doğru, adam gibi inanmak lazım. Hocam adam gibi inanıyoruz. Ama Allah diyor ki ben faizi yok ederim. Faiz esasına, kredi esasına dayanan serveti yok ederim diyor. E madem inanıyorsun Allah'a, bu sözüne niye inanmıyorsun? Allah Celle Celaluhu faiz esasına dayanan serveti yok ederim deyince alır almaz hemen hava olup uçar manasına gelmez ki. Bekle, eninde sonunda bu bina çökecek. Altında kalırsın. Ondan sonra ellerini ovuşturmaya başladı. Ben anladım, hatamı anladım, anladın ama dokuzu doğurduktan sonra anladın, iş işten geçtikten sonra anladın. Birçok insanın canını yaktıktan sonra anladın. Kardeşler, bu noktada şu cümleleri söyleyerek asıl dersime geçeceğim. Hiçbir kimse bir iş yerini ikinci iş yeri açmaya mükellef değildir. Hiçbir kimse servetini 5'ten 10'a çıkarmak mecburiyetinde değildir. Hiçbir kimse 5 kişi çalıştırırken 10 kişi çalıştırmak mecburiyetinde değildir. İş yerimi büyüteyim, işimi genişleteyim, sermayemi daha fazla yapayım diyerek domuz etine bulaşırsanız, domuz etinden daha çirkin olan faize bulaşırsanız, bunun bir dünyada karşılığını göremezsiniz. Yani ben 2 kat olayım, 5'tim 10 olayım diye 2 kat olayım dersin, bükülerek 2 kat olandan daha kötü olursun. Büyüyerek 2 kat değil de upuzun adam böyle efendim büklüm büklüm olup da eğilip de efendim 2 kat olur böyle. Ayakta değil de oturup boyu yarıya iner. Senin servetin de yarıya iner. Ah yarıya inse. Eski günleri çok ararsın. Şerefini ve namusunu korumak için, kurtarabilmek için kara kara düşünmeye başlarsın. Ne yaptığını fark edersin, yanlış yaptığını anlarsın ama sen bile bile yanlış yaptın. Bile bile yanlış yaptığın için senin haline kim ağlasın? Bu insanlar sadece kendisi ağlasa. Sen dostunsun, sana geliyor seni çarpıyor. Öbürü dostudur, gidiyor onu çarpıyor. Şu kadar kısa vadeli senden şunu istiyorum, öbüründen şu kadar kısa vadeli şunu istiyorum. 10 kişiyi, 20 kişiyi kendisine güvenen insanları çarpıyor. Güya ödeyecek falan. Onlarla açık kapanmıyor. Eski borçları ödeyemediği gibi faiz durmadan yerinde ne yapıyor? Şişiyor, şişiyor. Adam
Ne yapayım kardeşim, iflas ettim diyor. Ya kardeşim, sen iflas ettiğini bildin halde benden niye aldın? Benden niye aldın? Vereceğim diye aldın. Biliyordun sen iflas ettiğini, beni niye çarpıyorsun? Sen öldün, beni niye öldürüyorsun? Ne oluyor? Böylece bir adam batarken 10 kişiyi, 20 kişiyi, 30 kişiyi batırıyor. Piyasadaki batmaların arkasında ve altında domuz etinden daha çirkin olan faizin bulaşması, kredinin bulaşması var. Ah, tok gözlülük ve kanaat. Ne büyük zenginlik. Ne büyük zenginlik. Kaybettiğimiz çok önemli bir değer. Kardeşim, sen her taraf batakta. Ona borçlandın, buna borçlandın. Bankalara bulaştın, faizler artık çiğ gibi büyüyor. Bindiğin arabaya bakıyorum, hiç piyasaya borcu olan adam gibi değil. Yaşama şartlarına bakıyorum, hiç piyasada borcu olan adam gibi değil. Onlarca insan ağlatmışsın, inim inim inletmişsin, onlar ağlıyor, sen gülüyorsun. Ne yüzsüzlük bu ya! Ne yüzsüzlük! Nereden kaynaklanıyor? Onu söylüyorum. Domuz etinden daha çirkin olan krediye bulaşmak, adamın eninde sonunda başını belaya sokar. Sadece bir kişinin başını değil, o bir kişinin dostlarının başını da belaya sokar. Allah, hesabını veremeyeceğimiz her türlü tavır ve davranıştan ebediyen bizleri muhafaza eylesin. Dersimin başında ne ifade ettim? Mal ve evlat, dünya hayatının süsüdür diyor Allah Celle Celaluhu. Evet, süstür ama mal helal olmalı, evlat da hayırlı olmalı. Haram olan mal hayatın süsü değil, stresin temeli oluyor, bunalımın temeli oluyor. Belki bazen, biraz önce bahsettiğim badireler olunca insan, anasından doğduğuna pişman oluyor. Burada bir gün Cuma'da sohbetimi dinledikten sonra İmam odasına gelerek yıllarca önce derdini anlatan birisinin kullandığı cümlelerinden bir kısmını sadece paylaşıyorum. Hocam, krediye bulaştım. Kurtulmak için bir başka bankadan kredi çektim. Oldu iki. Birbirleriyle takas yaparak bu işin altından kalkayım dedim. Kalkayım dedikçe krediyi alırken seviniyorum, şu açığı kapattım diye. Sonra ikisinin açığı birleşiyor, battım. Sermayem kalmadı, elimde hiçbir şey kalmadı. Her şeyim haciz oldu, evime geldiler. Evimde değer ifade eden ne varsa hepsini haciz ettiler. Hocam, çamaşır makinesini haciz ettiler. Bulaşık makinesini haciz ettiler, çok ağrıma gitmedi. Ne zaman ki çocuğumun iPad'ine de bunu da yazdılar, çocuğumun karşısında sıfıra düştüm. O zaman ben öldüm ve bittim dedi. Senin başına bunları getiren ne? Doymak bilmemek. Daha fazla büyüyeyim diye krediye bulaşmak. Allah'ın haram dediğini, domuz etinden daha çirkin dediğini kale almamak. Onun için mal hayatın süsüdür ama helalinden olacak. Usulüne uygun olacak. Başkasının sırtına basarak değil, alnının teriyle olacak. Helalinden, usulüne uygun olacak. İkincisi, evlat da hayatın süsüdür. Ama o da aynen mal gibi. Yani süsü olan olur, zehiri olan olur. Öyle insanlar vardır ki, kıymetli dostlar, yalvarır, yakarır, Allah'ım bana evlat ver, evlat ver, evlat ver. Allah evlat verdikten sonra, olduğu zaman gül gibidir, cennet kokusu var üzerinde, yavrucuğum yanağından öper, dudaklarından öper, büyütünceye kadar gül gibi, bal gibi, baldan daha tatlı, ama büyüdükçe diken gibi batmaya başlar, ne anasını dinler, ne babasını dinler. Efendim, bir takım kötü alışkanlıklara muptela olur, bir şeyi kazanayım değil, aile bütçesine katkıda bulunayım değil, baba sen kazan bana ver, ana babamdan aldıklarını ver bana. Vermiyorsan bıçakla senden zorla alırım diyen evlatlar çoğaldı mı toplumda? Çoğaldı.
Şimdi küçükken yavrum yavrum deyip yanaklarından dudaklarından öperek uyumayıp uyutan, yemeyip yediren anne böyle bir evladı doğurduğundan dolayı pişmandır. Böyle bir evladın babası olduğundan dolayı babalar pişmandır. Bir kadın gelmişti bana, iki kadın beraber gelmişlerdi. Daha doğrusu yanına birisini alarak gelmişti. Hocam dedi, bu kardeşimizin, bu ablamızın büyük bir sıkıntısı var demişti. Dedim, buyurun dinleyeyim sizi, nasıl yardımcı olabilirim? Dedi, bunun oğlu 16-17 yaşlarında. Madde bağımlısı, bir yerde çalışmıyor. Bunun babası geceleri bir yerde işçi olarak, bekçi olarak çalışıyor. Bu çocuk gece geliyor eve, babası yok, annesine sökül diyor. Ver, para vereceksin diyor, şu kadar para vereceksin diyor. Annesi, oğlum yok, veremem. Mutfaktan bıçağı alıyor, vereceksin. Başkası yok, bunu vereceksin diyor. Ve gerçekten annesini bıçakla tehdit ederek parasını, annesinden alacağı parayı alıyor. Annesi beyine, çocuğun babasına durumu anlatınca, hanım, ben oğlumla karşı karşıya, yüz yüze, göz göze gelmek istemiyorum. Görürsem evlat katili olurum diye korkuyorum. Şimdi soruyorum size. Böyle bir evladın annesi olmak ve babası olmak kime ne kazandırır? Evlat hayatın süsüdür ama bu evlat hayatın zehiridir. Bir başka şeyi soruyorum size. Bu dediğim evsafta çocuklar çoğalıyor mu, azalıyor mu? Siz söyleyin. Bilmiyorsunuz. Ben söyleyeyim, çoğalıyor. Madde bağımlısı çocuklar çoğalıyor. Bir başka şeyi söyleyeyim. Zenginlerin ve servet sahibi olan insanların çocuklarında bu daha fazladır. Daha fazladır. Çünkü şımarık yetişiyor. Efendim, bir eli balda, bir eli yağda, nasıl olsa babam da var, keyfe alışmış, rahata alışmış, kancayı takanlar onlara kolay takıyorlar. Zaten bir alıştıktan sonra, ondan sonra zor oluyor, kurtulmak zor oluyor. Kıymetli dostlar, onun için biz Cenab-ı Hak'tan her şeyin hayırlısını isteriz. Evladın hayırlısı, malın hayırlısı, komşunun hayırlısı, kazancın hayırlısı, hepsinin hayırlısını isteriz biz. Nerede hayır vardır biz onu bilemeyiz. Bilhassa çocuklarımız bizim için fabrikalarımızdan, evlerimizden ve bütün değerlerimizden daha değerli varlıklarımızdır. Fabrika ne ki? 10 tane fabrika bir çocuğumuzun bir bacağı kadar değerli değildir. Bir insanın 10 tane fabrikası olsa, çocuğunun bacağı kesilecek olsa, 10 tane fabrikayı feda edersen çocuğu bu bacağının kesilmesinden, kangrenden kurtaracağız deseler verir mi, vermez mi? Verir. Rahmetli Sabancı ne diyordu? Yani bilsem ki bütün servetimi vereceğim, bu çocuk düzelecek, veririm diyordu. Sapancı'nın serveti öyle 10 tane fabrika değildi, değil mi? Bilsem ki bu çocuk düzelecek, servetimin hepsini verirdim, yeter ki çocuk düzelsin. Mesele bu. Onun için kıymetli dostlar, çocuk kıymetlidir. Bir insanın malından çok daha kıymetlidir evladı. O zaman çocuklarımız bizimle ilgili, dünyadayken gözümüzün bebeği, biz öldükten sonra arkamızdan bize destek veren, dua eden, amel defterimizin açık kalmasını sağlayacak varislerimiz, ruz-i mahşerde de dünyadayken aynı inancı paylaştığımız takdirde cennette kendileriyle beraber keyif çatacağımız, dört köşe olabileceğimiz göz bebeklerimizdir. Size sorsam, desem ki, dostlar, cennette çocuklarıyla beraber olmak isteyenler parmak kaldırsın desem, hepiniz parmak kaldırırsınız. Çünkü çocuk, insanın bir parçasıdır. İşte kıymetli dostlar, dünyada yaşarken gözümüzün bebeği olması, hayatımızın zehiri olmaması, biz öldükten sonra da amel defterimizin açık kalmasını sağlayan bir unsur olması,
Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ne namaz kılar, ne Kur'an okuyabilir, ne sadaka verebilir, yapabilecek hiçbir şey yoktur. Sağdaki, soldaki kiramen, katibin, melekleri görevlerini tamamlamışlar, defteri mühürlemişler, teslimatı yapmışlar. Onların işi bitti. Defter dürüldü. Ancak üç konu vardır. Bu üç konudan dolayı hayır defteri açık olmaya devam eder. Birisi sadaka-i cariyedir. Şu anda biz toplandık, bu camide namaz kılıyoruz. Bu camiyi yapanlar, bu camiyi halısını alanlar, kubbesini yapanlar, bu camide emeği geçenlerin çoğu toprağın altındadır. Bizim burada yaptığımız ibadetler, onların yapmış olduğu efendim bir sadaka-i cariye, devam eden bir sadakanın üzerinde olduğu için biz burada sohbet ettikçe, namaz kıldıkça, Kur'an okudukça, Kur'an dinledikçe onların amel defterine bu sebebiyetten dolayı yansıma devam ediyor, hala yazılıyor. Onun için sadaka-i cariye önemlidir insanın hayatında. Sadaka-i cariye önemlidir. Ben bazen dostlarıma diyorum ki, bakın, akıllı yatırım iyidir, akıllı yatırım iyidir. Gelir nereden geliyorsa, nereden fazla gelecekse ona yatırım akıllı insanlar yaparlar. Bir kardeşimiz, bir dostumuz bir yerde iki dönüme yakın bir arazisi, içerisinde üç kat binasını Kur'an hizmetleri için tahsis etmişti. O zaman bana şunu söyledi, hocam dedi, ben esnaf adamım, ben dedi akıllı yatırım yapmasını bilirim. Sizin yaptığınız hizmetlerde, size teslim ettiğimiz müesseselerde hiç boşluk olmayıp devamlı talebelerle Kur'an hizmeti devam ettiği için ben ölsem en çok bana buradan geleceğini bildiğim için ben bu tercihi yaptım dedi. Onun için ben de dostlarımla paylaşırken diyorum ki, bakın bizim müesseselerde Kur'an hizmetini yürüttüğümüz müesseselerde onlarca, yüzlerce talebe 24 saat Kur'an'la ve ulûm-i şer'iyyeyle meşgul olunca her bir harften, her bir ayetten, her bir meseleden elde edilen sevaptan bu kurumlarda emeği geçip toprağın altında olanların amel defterine durmadan yağıyor da yağıyor, yazılıyor da yazılıyor. Sadaka-i cariye amel defterinin hala açık kalmasını sağlar. İki tane örnek verdi. Bir de evveledin salihin yed'u lehu. Salih bir evlat bırakmışsa geride, o ona dua ettikçe رَبَّنَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ dedikçe ya Rabbi annemi affeyle, ya Rabbi babamı affeyle, ya Rabbi anama rahmet eyle, ya Rabbi babama rahmet eyle dedikçe Allah onun anasına, babasına rahmetiyle tecelli eder, amel defterine sen ki bu evladın anasısın, sen ki bu evladın babasısın, bunun yaptığı duaları senin amel defterine artı olarak kaydediyorum der. Bunlardan dolayı amel defterinin o sayfasını açık bırakır. Bir de bir insan bir ilim, irfan geriye bırakır, o ilimden insanlar istifade ettikçe o da amel defterinin açık kalmasını sağlar. Şimdi kıymetli dostlar, yaz dönemine girince, okullar tatil olunca camilerdeki görevliler hemen harekete geçerler. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda son yıllarda çok güzel çalışmalar yaptı. Çok güzel kitaplar bastırdı ve bu işi çok ciddiye aldı. İlla çocuklarımızın Kur'an eğitimi ve din eğitimini sağlayacak, camiyle onları buluşturacak, camiyi onları sevdirecek, Kur'an'ı onlara sevdirecek çok ciddi çalışmalar yaptı. Ve elhamdülillah hatırlarsınız 2002'de Kocatepe'ye geldiğimizde siz dostlarımızla beraber de yazlık öğrenciler konusunda bir çığır açmaya başlamıştık. 250, 500, 750, 800, 1000, hatta 1000'in üzerine yazlık öğrencilerde çıktığımız zamanlar olmuştu. Evet, ve revakların altı açıktı. Sınıf ihtiyacından dolayı onları böldük, sınıfa çevirdik. O gün bugün bu sınıflar hele hele yaz mevsiminde kullanılıyor, kışında bir kısmı değerlendiriliyor. Bu bakımdan yazlık öğrencilerle ilgili yapılması gereken çalışmaları sadece Diyanet İşleri Başkanlığı veya camideki görevlilerin önemsemesi yetmez. Sizin anne ve babaların, dede, dayı ve amcaların da bu işi benimsemesi önemlidir. Hafta içerisinde bize bağışlanan bir yere gittim.
eksikler, aksaklıklar nedir diye görmeye gittim. Yan tarafında bir başka villanın yüzme havuzunda çocukların, diğer çocukların camide olduğu saatte sesleri ve gürültüleri geliyordu. Kardeşler, dostlar, bizim imkanlarımız çok olabilir. Ama Allah'tan çok kimsenin imkanı yoktur. Çocuklarımızı imkanlarımızın çokluğu sebebiyle camiye göndermezsek, yaz eğitimine göndermezsek, camiye cemaat olmaya alıştırmazsak, yarın bunlar kahve cemaati olurlar, kumar cemaati olurlar, esrar cemaati olurlar. Affedersiniz, kötü alışkanlıkların cemaati olurlar. Eyvah, ben ne yapacağım şimdi, ne yapacağım, ne yapacağım demek fayda vermez. Bugünden ağaç yaş iken eğilir ilkesiyle çocuklarımızı sevindirmeliyiz. Onları camiyle buluşturmalıyız. Bakınız dostlar, ben 2002'den beri, daha önce sadece işte bize gelen yatılı öğrencilerle meşgul oluyorduk. Mecburen cami görevlisi olunca yazlık öğrencilerle de ilgilenmeye başladık. Sizin çocuklarınız, sizin torunlarınız, sizin yeğenleriniz camiyi sevsin diye, cemaati sevsin diye, Kur'an'ı sevsin diye, inanın ki her sene 30 bin, 50 bin civarında, 30 bin ile 50 bin TL civarında bir masraf yapıyoruz. Bu çocuklara bu işi sevdirebilmek için. Onlara yapılan ikramlarla caminin ve yaz eğitiminin, Kur'an eğitiminin bir ikram yeri olduğunu, caminin bir gülümseme yeri olduğunu, efendim aksakallı babaların, dedelerin, torunları, çocukları sevdiği bir yer olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yaşlı cemaatimizden bazıları, camiye gelen çocukların sesinden ve gürültüsünden rahatsız olduğunu ve onlara bağırmak istediğini, cami avlusunda oynarken buna tahammül edemediğini ve bundan dolayı çocuklara bağırmak istediğini gördüğümüzde cemaate müdahale ediyoruz. Hayır, siz bu çocuklara bağırmayacaksınız, çağırmayacaksınız. Bugün bunun bu gürültüsüne razı olmazsan yarın terörist olur, ona nasıl razı olacaksın? Silah seslerine mi razı olacaksın? Kur'an'dan kopan bu çocuk, eğer camideki sesine ve gürültüsüne, caminin avlusundaki oynamasına razı olmazsan, dinsiz, imansız yetişirse ne vatan sevgisi kalır, ne insan sevgisi kalır. İnsanları öldürmek, sinek öldürmek gibi onun gözünde basit gelir. Çocuklarımızı daha kaçıranlar ve anarşist ve terörist yapan insanlar çocuklarımıza neyi vaat ediyorlar? Dünyayı mı vaat ediyorlar? Cenneti mi vaat ediyorlar? Kandırmak kolaydır. Kandırılan insanlar nasıl kandırılıyor? Biz çocuklarımızla ilgili, torunlarımız, yeğenlerimizle ilgili cami görevlileriyle el ele vermek suretiyle bunları camiye sevdirmek, bunları camiye sevdirmek, baba olarak, dede olarak ne yapmalısınız? Gelip bu eğitimi yapan idareci hoca efendi bulacaksınız. Diyeceksiniz ki, hocam şu çocuk benim torunumdur. Al sana şu 10 lirayı, al sana şu 20 lirayı, sen bu çocuğa ikram et. Seni sevsin, camiyi sevsin. Gel, hocam bunlara meyve suyu ikram et. Camiyi sevsin. Burasını ikram yeri olarak görsün. Bir kardeşimiz, yaşadığım bir macerayı anlatıyorum size. Bir kardeşimiz, Fiiz tarihinde, eskiden bir Kur'an kursunda eğitim almış. Eğitim alırken iyi de dayak yemiş. Dayak yediği için Kur'an kursuna küsmüş. Ve asla ve kata kendi çocuğunu bir daha Kur'an kursuna vermeyeceğini karar vermiş. Sadece ve sadece yazlık kursa gitsin de hiç olmazsa namaz surelerini öğrensin diye bize göndermişti yıllarca önce. Çocuk bize, biz macerayı bilmiyoruz. Çocuk bize gelince işte çikolatasıydı, meyve suyuydu derken hocası bir gün çıkarmış ona 10 lira bir harçlık vermiş. Çocuğun çok hoşuna gitmiş. Eve gidince parayı elinde sallamış. Demiş ki babası, hayırdır oğlum? Demiş ki, hocam başarımdan dolayı bu parayı bana verdi. Ve hemen kesiyorum, yani işi toparlıyorum. Bu çocuk yazlık eğitim bitimine doğru babasına dedi ki, baba ben Kur'an kursunda yatılı olarak kalıp hafızlık yapacağım. Ben çok sevdim camiyi, Kur'an kursunu çok sevdim dedi. Ve bu çocuk yatılı olarak kaldı, hafızlığını bitirdi. Daha sonra üniversitesini de bitirdi. Şu anda
efendim istikameti yerinde güzel hizmetler yapıyor. Ne ile oldu bu? Babası kesin kararlıydı. Ben hafızlık yaparken çok dayak yedim. Bir daha çocuğumu Kur'an kursuna vererek bu macerayı yaşamasını istemem dedi. Sadece yazlık kursuna gönderdi. İşte namaz surelerini öğrensin diye. Sonra ne oldu? Çocuk burada kendisine yapılan ikramları, yaklaşım tarzını beğendi, hoşuna gitti, sevdi. Bu ben doymadım dedi. Yatılı olarak devam edip ben de hafız olacağım dedi. Ve gerçekten babasının o kararına rağmen geldi babası bana dedi ki hocam ben dobra dobra söyleyeyim. Kesinlikle ben çocuğumu hafızlık için yatılı Kur'an kursuna vermezdim. Böyle bir karar vermiştim. Ama çocuk kendisi bu sebeplerle kendisi kalmak istiyor ve hafızlık yapmak istiyor. Kaldı, yaptı, bitirdi ve üniversiteyi bitirdi, şu anda görevini yapıyor. Bunun için söyledim sizinle, sizinle için paylaşıyorum bunu. Yani yazlık eğitim ve öğretimi çok önemlidir, önemsiyoruz bunu. Çocuklarımıza mesela her sene ne yapıyoruz biz? Geçen sene zannediyorum 21 tane mi, 22 tane mi, rakamda ufak tefek yanlış yapabilirim. 20 civarında bisiklet dağıttık çocuklara. Yani senin torununa, senin çocuğuna, senin parasını vermediğin, benim araştırarak veya arkadaşlarım araştırarak illa bisiklet temin etme mecburiyetimiz yok bizim. Ama biz istiyoruz ki çocuk bunu sevsin, ailesi sevsin, çocuk camiye severek gelsin. Burası dayak atılan bir yer değil. Burası ikram edilen bir yerdir. Çikolata verilen bir yerdir. Aksakallıların bizi sevdiği bir yerdir, kovaladığı bir yer değildir. Onun için cemaatimize ne diyoruz? Bastırıyoruz cemaatimizi. Ama çocuklara kötü davranmayın. Bu çocuktur. Evimizdeki torun yaramazlık yapınca torunumuzdur diye yutuyoruz. Ne fark eder yani camideki yaramazlık yapan çocuk? O da bizim torunumuzdur. O da bizim çocuğumuzdur. Biz bunları bağrımıza basmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu bize kendinizi ve çocuklarınızı yakıtı İnsanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun diyor Allah. Biz kendimiz camiye ve cemaate gelmeyi ne kadar önemsiyorsak, bizim çocuklarımız da camiye gelmesi, torunlarımızın da camiye alışması o kadar önemli değil midir? Bakın dostlar, birçoğunuz, çocukluğunuzda annemiz babamız bizi camiye gönderdi, namaz surelerini öğrendik. Sonra namaz kılmadık. Beynamaz dolaştık. Bir hidayet rüzgarı esti. Ya ben namaz kılmalıyım dedik. Altyapısı olduğu için namaza başlamak bizim için kolay oldu. Sübhaneke'yi biliyorsun, Ettehiyyatü'yü biliyorsun. Namaz dualarını biliyorsun. Namaza başlamak kolay oldu. Peki Sübhaneke yok, Ettehiyyatü yok, Fatiha yok, İhlas yok, Nas yok. Sen şimdi geldin 40 yaşına, 50 yaşına namaza başlamak istesen nereden başlayacaksın? O yaşta gidip Sübhaneke bunu okuyabilecek misin? Buna o kadar vakit ayırabilecek misin? E ne olacak? Bu işin çözümü yoktur deyip öyle mi bu işi bırakacaksın? Onun için çocuklarımız arada namaza fasıla verseler bile, öyle bir yanlışa bulaşsalar bile en azından bu yaşta bu çocuklarımız ne yapmalıdırlar? Yazlık eğitiminde ısrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde namazlarını öğrenmelidirler. Normalde Diyanet bize diyor ki, günde 3 saat verdiğiniz eğitim yeter bunlara. Biz de arkadaşlarla diyoruz ki, 3 saat çok azdır. Hiç olmasa bunu 4 saat yapalım. Öğlen ezanında da burada olsunlar. Öğle ezanında camiye gelsinler. Hem camimiz böyle nur topu gibi günahsız yavrularla güzelleşsin. Hem de büyük amcaları, dedeleri, babalarıyla camide buluşsunlar. Ve camiyi de sevsinler. Fiili olarak namazın uygulamasını da camide yapsınlar diyoruz. Ancak buradaki başarıyı, çocuklarımızın sayısını artırmayı ve onların bu düzenini sağlamayı siz cemaatimizle ve çocuklarımızın velileri olan anneleri, babaları, dedeleri, amcaları, dayıları ile beraber başarabiliriz. Biz tek başımıza bir şey yapamayız. İnşallah nasip olursa başlayan bu yazlık eğitimde arkadaşlarımız planlarını, projelerini, programlarını yapıyorlar, çalışıyorlar. Çocuklarımız Kur'an'a geçtikleri zaman onlara hediyeler, programlar, merasimler yapacağız. Sürelerde belli bir noktaya geldikleri zaman kendilerine bir şeyler ikram edeceğiz. Eğitim öğretim bittiği zaman eğitim öğretime devam eden ve başarılı olan öğrencilere
İşte bisiklet hediyesiydi, çeyrek altın meselesiydi, bir takım hediyelerle bunları tartif edeceğiz. Bütün bunların parasını sizden alacağım. Bütün bunların parasını sizden alacağım. Doğru mu, yanlış mı? Yani bunun başka yolu yok. Sizin çocuklarınızın camiye gelmesini inanın ki sizin kadar seviyorum ben. Sizin çocuklarınızın namaz kılmasını inanın ki sizin kadar seviyorum. Hatta belki onların namaz kılmamasından siz alıştığınız için ben sizden daha çok rahatsız oluyorum. Evet, onun için el ele verelim. El ele verelim. Bu çocuklarımız bizim çocuklarımız. Yarının kaymakamları, yarının valileri, yarının bakanları, milletvekilleri, yarının zenginleri, tüccarları, yarının imamları, müezzinleri, müftüleri bunlar olacak. Biz yarınlarımızı bunlara teslim edeceğiz. Fabrikalarımızı, servetlerimizi bunlara teslim edeceğiz. Ama bir evlat hayırlı ise baldan tatlıdır, zararlı ise zehirden acıdır. Onun için çocuklarımızı zehir yapmayalım. Ahirette cennette kendileriyle buluşabileceğimiz, öldüğümüz zaman arkamızdan amel defterlerimizin açık kalmasını sağlayacak imanda, ihlasta, efendim takvada olacak yavrularımızı bizden sonraya bırakmış olalım. Rabbim Celle Celaluhu her birimizin çocuklarını hayırlı eylesin. Rabbim Celle Celaluhu her birimizin çocuklarını kalbi imanla dolu olan, ihlas ile dolu olan, haramlara bütün cihetlerini kapatmış, Allah için hayatını sürdüren, anasına babasına faydalı, devletine milletine faydalı, hem dünyada hem ahirette göz bebeğimiz olacak, cennette kendileriyle buluşabileceğimiz kaliteli insanlar olarak hayatlarını sürdürmelerini ve bu kaliteyi yakalamalarını Rabbim nasip eylesin. Kötü alışkanlığa muhtela olmuş, anasının babasının başına bela olmuş, sokağın başına, apartmanın başına bela olmuş, devletin milletin başına anarşist ve terörist olmak suretiyle bela olmuş, insanların canlarını yakan, efendim huzursuzluk ve güvensizlik ortamlarını oluşturan, devlet için, millet için, aile için tehlikeli olan manzaralara düşmekten hepimizin çocuklarını, bütün milletimizin çocuklarını Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim sebeplerini halk eylesin, çocuklarımızı istikamet üzere yürümeye muvaffak eylesin. Çocuğundan ağlayan bir baba olmaktan, torunundan ağlayan bir dede olmaktan, anne olmaktan anneleri, babaları, dedeleri Rabbim korusun ve muhafaza eylesin. Rabbim hepinizi hem toprağın üzerinde hem toprağın altında yüzü gülenlerden eylesin. Kazancınızı helal, bol ve bereketli eylesin. Yanında cömertliği de ikram eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.